İyi akşamlar arkadaşlar. Bu akşam sizlerle Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nı inceleyeceğiz. Bunu yaparken de hem temel olarak inceleyeceğiz, temel analiz ve sonrasında da teknik analiz yapacağız. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Yaklaşık olarak 35 tane gayrimenkul yatırım ortaklığı bulunmakta ülkemizde. Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın temel verileri, yani fiyat kazanç oranı, fiyat defter değeri oranı, fiyat bölü satışlar gibi alanlarda bulunduğu sektörde ilk üçte bulunuyor. Yani en kötü ilk beşte bulunuyor. Bu 35 tane firma içerisinde ağırlıklı olarak da ilk üçte. Genel olarak hani Türkiye'de gayrimenkul yatırım ortaklığı sektöründe çok iyi verileri var. Bu diğer ülkelerde işte gelişmiş ülkelerdeki aynı sektörle, gelişmekte olan ülkelerdeki aynı sektörle ve az gelişmiş ülkelerde seçilen sektörde aynı sektördeki ortalamalara göre çok iyi bir performans var. Bunları söyledikten sonra şimdi teknik analize geçebiliriz. Öncelikle günlük grafiğimizi açtık. En başta grafiği bütün zaman dilimlerinde bir genel olarak inceliyorduk. Yıllığı açtığımızda logaritmi seçiyoruz. Sonrasında aylık oda logaritmide bakıyoruz. Herhangi bir desen bir oluşum var mı? Bunu görebilmek adına, yani bunu kolaylaştırmak için genel olarak bir bakıyoruz. Haftalıkta baktık. Bu da gene logaritmik ölçekte. Son olarak gününü açıyoruz. Bunda ise dinlere geçiyoruz. Şimdi burada bunlara baktıktan sonra bir de bunları yaptıktan sonra bir de ortalamalara bakalım. 20 günlük hareketli ortalama yeşil olan çizgi, kırmızı olan çizgi ise 50 günlük hareketli ortalama. Aylıkta bu fiyat 50 günlük hareketli ortalamanın da 20 günlük hareketli ortalamanın da üzerinde. Haftalıkta yine aynı şekilde şurada bir gelmiş, dokunmuş. Burada 20 günlük hareketli ortalama şurada, şurada hep destek görevi görmüş gördüğünüz gibi. Son olarak günlüğe geldiğimizde burada da tekrar bir işte altına geçmiş, şurada şöyle bir kırılım gerçekleşmişse de yani 20 günlük altına düşmüş ama bu sefer de 50 günlük hareketli ortalama destek görevi görmüş. Buradan geri dönmüş, ikisinin de üzerine çıkmış. Bunlar önceden de konuştuğumuz gibi olumlu veriler. Çünkü hareketli ortalamanın üzerinde fiyat. Yani kısa olan hareketli ortalama uzun olanın üstünde. Fiyat ise hepsinin üzerinde. Bunları söyledikten sonra grafikteki ortalamaları silelim. Haftalık olanı açalım. Burada bunu logaritmikte inceliyorduk bildiğiniz gibi. Bunu yaparken bu grafiği açıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde incelemeye başlayacağız. Şöyle biraz büyütelim grafiğimizi. Burada biraz daha büyütelim. Şimdi arkadaşlar, burada gördüğünüz üzere yukarı doğru bir hareket var. Yani hani bu yükselen trendin göstergesi. Çizim yapmaya başlayalım hemen. Burada arkadaşlar, şuradan alıp şu şekilde uzatırsak şöyle birleştirip şunu da şöyle çektiğimizde evet arkadaşlar şöyle uzattık. Şurada yükselen trendimizi görüyoruz. Bu şekilde uzattıktan sonra şurada ihlaller var. İhlaller her zaman olabilir. Görmek adına şöyle bir de paralel çizebiliriz. Yani şu şekilde bir kanalda hareket ediyor. Bunu söyleyebiliriz. Bu kanalı şimdi iptal edelim arkadaşlar. Şuraya gelelim. Şurada da gördüğünüz gibi bir sıkışma var. Bunu da hemen çizelim arkadaşlar. Şu ortadan alıyorum. Şurayla birleştirip çekiyorum. Şunu tıkladıktan sonra sola doğru uzatılabiliriz. Şu şekilde. Evet arkadaşlar.
Burada da gördüğünüz gibi bir sıkışma var. Yani gelmiş, dönmüş, tekrar gelmiş. Yani şu şekilde sadece şuraya bakarsak hani bir alçalma söz konusu. Bu sıkışıyor. Yükselen trend aynen devam. Gördüğünüz gibi şurada hep destek görevi görmüş yükselen trend. Kim yerlerde iğnelemiş şu şekilde deyip geri dönmüş, deyip geri dönmüş. Şurada iyice sıkışmış arkadaşlar. Eğer bunu yukarı doğru kırarsa bu bir al sinyali olarak değerlendirilebilir. Ama aşağı kırarsa o zaman pozisyona girmek çok anlamlı değil. Bunun için arkadaşlar bekleyip görmek lazım. Tabii şuna da dikkat ediyoruz. Bunların her biri haftalık grafik. Yani bir hafta isim geliyor. Yani şu bir ya da ikinci oluşumda yön aşağı yukarı belirlenmiş olabilir. Aşağı mı yukarı mı? Bunu da bu şekilde inceleyebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar burada yer alan bilgiler hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Sizin yatırım tercihlerinize uymayabilir. Bunu sadece bilgilendirmek amaçlıdır. İzleyip kendi yatırım stratejinizi oluşturabilirsiniz. Tekrar ediyorum, bu kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bu akşamlık bu kadar. İyi akşamlar.